Herkese yeniden merhaba, ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan merhaba, sohbet videosu ile karşınızdayım. Bu bir hafta içerisinde çok fazla şey oldu. Her şey normalken bir anda kötüleştim falan derken, o arada tabii ki ne video düzenime devam edebildim, ne serime devam edebildim. Her şey tepetaklak oldu aslında. Birazcık bu sizlere bir haftadan bahsetmek istiyorum. Onun öncesinde Berfitoş biraz hasta oldu. Bu aralıkta zaten videoda onun da aslında sebebi vardı. Berfin birazcık kendini kötü hissedince o aralıkta da video atmadım. Sadece şöyle, Berfin'in tahlilleri temiz çıkınca o gün bir short videosu attım ve dedim ki kendime, eğer Berfin'in sonuçları iyi çıkarsa ben bir video paylaşacağım, yoksa bir süre daha video paylaşmayacaktım. Çünkü şöyle, aileden birinin hasta olması İnsan hayatını komple etkiliyor ve tabii ki kardeşim hastayken ben de böyle kameranın karşısına geçip mutlu bir şekilde video çekemezdim. Bu bana yakışmazdı. Daha sonrasında ise ben hasta oluyorum. Olaylar bu şekilde geçiyor. Berfin iyi çok şükür, hani bir sıkıntısı yok. Üşütmüş diyelim. Şimdi şöyle, ben aslında iyiydim. Hiçbir şeyim yoktu bir anda. Ne olduysa oluyor. Benim bir anda ateşim 40'a çıkıyor. Havale geçiriyorum aslında. Ve biz farkında bile değiliz. Olay tam olarak şöyle gerçekleşti. Kasadayım. Yoğun günlerden bir tanesi. 4-5 saat yaklaşık akşamüstü kasada inanılmaz yoruluyorum. Ve sadece ayaklarım ağrıyor sanıyorum. Ama aslında olay öyle değil. Yani belki klima çarptı, belki başka bir şey oldu, bilmiyorum gerçekten. Eve geldiğimde ateşim 40. Hiç fark etmedim. Sadece çok yorgundum. Sadece ben değil, diğer kasiyer arkadaşlarım da çalıştı. 3 kasa birden çalıştık. Ona rağmen anca müşterilere yetebildik gerçekten. Hiç fark etmedim. Her şey yolundaydı aslında. Bir sıkıntım, bir derdim, tasam, hiçbir şeyim yoktu ama enfeksiyon geçince demek ki böyle oluyormuş. Sinek bir gidebilir misin rica ediyorum. Evet, devam edelim konuşmamıza. Eve geldiğimde 40 dereceydi ateşim. Daha doğrusu 40 dereceymiş hatırladığım kadarıyla. Biraz yarı baygın haldeydim çünkü. Annemin anlattığını size söylüyorum. Ben böyle biraz baygın haldeymişim aslında. Dinleniyorum, neyse geçer falan diyoruz. Bir gün sonra işe gitmiyorum. Daha sonrasında işte hastaneye gidiyoruz ve bir anda doktor bana yatış veriyor. Bir anda hastaneye yatıyorum ve size şunu söyleyeyim, daha önce hayatımda hiç aslında serum yemedim ve hiç serum yemeyen biri olarak tabii ki bildiğiniz gibi iğneyi falan düşünün. Bir anda iğne şuradan mesela soktular. Biz Berfin'e küçükken Berfin'e bir kere takılmıştı. Biz Berfin'e kelebek demiştik. Benim de aklımda hep kelebek olarak adı kalmış. Kelebek takıldı diyelim, iğne demeyelim de kelebek takıldı. Ve tam olarak 10 tane serum yedim 5 gün içerisinde. Benim için tahmin edersiniz ki zor bir tecrübe oldu. Çünkü daha önce hiç serum yemedim. İlginç bir deneyim benim için açıkçası. Allah bir daha yaşatmasın. Zordu, çok zordu. Sürekli yattım, sürekli yattım. Sürekli sırt bel ağrısı çok fazla çektim. Sürekli hastanede yattığım için iştahım kapandı. İlginç bir şekilde. Ve mesela şu anda kendimi toparlamakla uğraşıyorum. Abur cubur falan kestim. Sadece meyve ağırlıklı besleniyorum. Yemek bile doğru düzgün açıkçası yiyemiyorum yani. İştahımı arttırmaya çalışıyorum. Zar zor bir şeyler yiyebiliyorum ama çok fazla bir şey de yemiyorum. İştahım yok açıkçası. Su bile içemiyorum, size öyle söyleyeyim. Sadece hava şu anda aşırı sıcak. O yüzden mecbur su içiyorum. Kendimi toplamaya çalışıyorum, vücudumu toplamaya çalışıyorum, daha doğrusu vücut direncimi toplamaya çalışıyorum. O kadar 10 tane serum yedim ama sonuçta şu an serum almıyorum, evdeyim, dinleniyorum. Ama kendimi de toplamam gerek, bunun da farkındayım. Bu şekilde yani iyiydim, hiçbir şeyim yoktu. Daha sonrasında enfeksiyon kapmışım, nasıl olduysa bir şekilde enfeksiyon. Sadece ben değil, annemde de aynı sorun var. Ama ben bunu daha ağır bir şekilde atlatmışım. Bayağı ağır bir şekilde atlatmışım hatta. Doktor hanım öyle söyledi. Ve sürekli benim mesela tansiyonuma falan sürekli ölçümler yapıldı. Hepsi saat ve saat tek 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 yazıldı. Bir tansiyonum çok düşük geldi. Bir tansiyonum çok yüksek çıktı.
Bu tarz ilginç durumlar oldu açıkçası. Sürekli tansiyonuma bakılıyor. Ben sürekli yatıyorum. Yemek yemeye çalışıyorum. Hastane yemeklerini zar zor yemeye çalıştım. İştahım kapandı. Çok ilginç. Ondan sonra dendi ki karaciğer enzimlerinde düşüklük var dendi. İlk tanı bu. Daha sonrasında enfeksiyon olduğu ortaya çıktı. Tahliller falan yapıldı. Kan tahlilleri falan. İlk başta değerlerim gerçekten düşük geldi. Zaman içerisinde çok şükür kendimi toparladım. Daha doğrusu serumlar bence toparladı ama ultrasona falan girdim böyle. Karaciğerime falan bakıldı. Bir kere girdim. Sonra bir daha zaten girmedim. Hani gerek duymadılar herhalde. Ama hiç unutmadığım size bir şey söyleyeyim mi? Sapsarıydım. Hastaneye gittim. İlk gün aynaya baktığımda o hastaneye yatışın olduğu gün sapsarıydım. Yani şu anki halimden geçin bildiğin yüzüm böyle sarıydı. Kollarım, vücudum komple sarıydım yani. Herhalde o karaciğer enzim düşüklüğünden kaynaklıydı diye düşünüyorum. O çok kötüydü ya. Kendimi öyle görmek yine beni inanılmaz mutsuz etti zaten. Toplamaya çalıştık bir şekilde. Neyse çok şükür şu anda evdeyim, dinleniyorum. O şekilde yani bu bir hafta o şekilde geçti. Serumlar. Daha sonrasında şöyle oldu. Serumu da belli bir yerden sonra enfeksiyon riski taşıdığı için değiştirmek gerekiyormuş. En son size attığım fotoğrafta tam olarak şuradan takıldı. Damar bulamadılar bende. Kan alınırken de bulamamışlardı. Şuradan iki tane bakın mesela şurası komple morardı. Şuradan iki tane kan alındı. Daha sonrasında son 10. serumum bu tarafa takıldı. Enfeksiyon riskinden dolayı. Ve nasıl acıdı anlatamam. Bir de size şunu söyleyeyim, bir bilgi öğrendim. Bu damar yolu açarken ilk başta iğne hani koyuyorlar ya. Ben sanıyorum ki iğne orada kalmaya devam ediyor. Aslında öyle değilmiş. Orada sert plastik bir şey kalıyormuş. Belki aranızda bilenler vardır. Sert plastik bir şey kalıyormuş ve onun sabit durması gerekiyormuş. Ben oynatmışım maalesef. Aslında 11. serumu da yiyecektim de. Neyse o gün taburcu oldum çok şükür. Bu şekilde anlatabilirim yani. Bu şekilde geçti ve gerçekten benim için çok ama çok zordu. Zor bir tecrübeydi. Şimdi toplamaya çalışıyorum kendimi. Yarın iş başı devam. Yani hayat devam ediyor sonuçta. Yaklaşık zaten bir haftadır gitmediğimi de düşünürsek hayat bir şekilde devam ediyor. O şekilde devam. Arkadan ses geliyordu. Bertoş'tan rica ettim kapatsın diye. Bu şekilde geçti yani dediğim gibi yatarak geçti. Çok tuhaftı ya. Gerçekten çok ilginçti. Kendimi hiç bu kadar çaresiz ve zor hissetmemiştim. Ailem sağ olsun yanımdaydı. Bu süreci beraber atlattık ama gerçekten çok zordu. Bu arada size de çok teşekkür ederim. Çok güzel geri dönüşler, daha doğrusu çok güzel geçmiş olsun mesajları atmışsınız. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği hepsine cevap vermeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Bu süreçte bol bol dua ettim gerçekten iyi olmak için, sağlıklı olmak için. Bir dakikanızın garantisi yok. Her şey iyiyken bir anda kötüleşebiliyorsunuz. Ben bunu çok deneyimlemiş oldum açıkçası. Umarım toplarım kendimi. Çünkü şu an hiçbir şeye gücüm yok açıkçası. Böyle oturup şimdi mesela yemek hazırlayacağım. Çünkü acıktım ve çorba falan yapmayı deneyeceğim. Hastanedeyken çorba falan hiçbir şekilde içemedim. Kokulara karşı da hassasiyetim vardı. Ağır olan hiçbir şey şu anda yiyemiyorum. Bana şu an tek iyi gelen şey bol bol meyve tüketmek. İşte mesela yumuşak işte kirazdır, kavundur, karpuzdur, kayısıdır. Bu tarz yumuşak meyveler şu anda bana iyi geliyor. Umarım kendime en kısa zamanda toplarım ve video düzenimize de geri dönebiliriz. Bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok çok teşekkür ederim. Bir yorum gördüm. Evet, kanalımızın 3. yılına çok çok az kaldı. 3 yaşında olmak üzereyiz. 22 Temmuz. YouTube kanalımın Allah nasip ederse 3. yaşını beraber inşallah kutlayacağız. O şekilde video boyunca çok böyle kendimi şu anda bir izliyorum da şöyle bakıyorum da çok sakin, çok durgunum, enerjim falan hiç yok.
Olsun, toplayacağım kendimi. Umarım toplayacağım. Daha çok meyve yesem iyi olacak sanırım. O şekilde ama bu hastalıktan dolayı tam 5 kilo vermişim. Kilo vermek istiyordum ama bu şekilde vermek hiç aklımın ucundan geçmemişti yani. 5 kilo bir anda verdim. 5 gün içinde 5 kilo verdim. Yani gün başına 1 kilo vermiş oldum. Bu da zaten bence şu an yüzümden fark edildi. Benim yüzüm daha tombişti ve yüzümde mesela şu anda bir çöküklük var. Sağlığım iyi olsun da yapacak bir şey yok. Yani istemeyerek 5 kilo verdim resmen ve çok tuhaf oldu açıkçası. Umarım kendimi en kısa zamanda toplarım ve video düzenlerimize geri dönebiliriz. Çok özledim gerçekten video çekmeyi. Şakil Hanım'la makyaj serisine devam etmek çok istiyorum. Çok güzel bir organizer aldım. Bununla ilgili yine bir video çekmek istiyorum. O kadar güzel ki gerçekten uzun zamandır istediğim bir organizer aldım. Onu da size göstereceğim. Her şey zamanına. İnşallah en kısa zamanda kendimi toplarım ve karşınızda olurum. Çünkü kendimi toparlayana kadar bir süre sanırım kamerayı açamayabilirim. Belki bu süreçte 3. yaşımıza girmiş de oluruz bilmiyorum ama elimden geldiğinde video düzenlerimize geri dönmeye çalışacağım ufak da olsa ama dediğim gibi önceliğim kendi sağlığımı toparlamak ve eski vücut direncimi geri toplamak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Umarım daha enerjik videolarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.